okuyorum. Okurken, dinlerken kendini arama gayesiyle okur Risale-i Nur'u. Yani okurken, dinlerken öğrenmek diye okuma. Kendini ara. Gayesi. Tasavvur, bilgi işleme merkezidir. Kitap okurken öğrenmek değil, kendini aramak üzerine yürü. Dışarıdan size malumatlar, haber ve bilgiler gelir. Sen bunu tasavvurda işleyeceksin. İnsanların özgürlüklerine, hürriyetlerine çalışırken hür oluyorsun. Mesela nur talebeleri niye imansız gitmezler, imana giderler? İnsanların imanını kurtarmak adına koştukları için iman haletinde dururlar. Öcel gelince o halette giderler. İnsanların özgürlüklerine, hürriyetlerine çalışan insan hür insandır. Bu da hiç duymadığınız bir şey olabilir tahmin ediyorum. Çünkü feragat ahlakına telakki etmeliyiz. Feragat. Terklerin adı feragat. Terk günahı gösteriyor. Feragat ise meşru hakkından da vazgeçeceksin. Tercih etmek. Adem aleyhisselam, bu da çok iyi, evli olanlara söylüyorum. Adem aleyhisselam havası nasıl Adem'e devası idiyse, Hava, Adem Aleyhisselam'ın devasıdır. Sen de insanlara deva ol. Adem Aleyhisselam'a havası devası ise sen de insanlara deva ol. La kayt. Yazmama gerek yok. La kayt. Çabuk söyleyeyim. La kayt. La kayt ne demek? Kayıtsız. Adam demek, yani lakayt adam demek, ölçüsüz hareket eden, sisteme bağlı olmadığı için bir hakka bağımlı değildir. Şimdi başka bir şey söylüyorum. Üzüntüden kurtulursan sende hüzün doğar. Üzüntüden kurtulursan sende hüzün olur. Korkulardan kurtulursan kalbinde ümit olur. Sıkıntıdan kurtulursan... Abi huzur mu dediniz acaba? Bir daha alırsak? Hüzün. Üzüntüden kurtulursanız hüzün mü olur? Üzüntüden kurtulursan hüzün olur. Allah hüzünlü kalbi çok sever. Huzur değil. Hüzün başka. Müsbet manası. Evet. Korkudan kurtulursan kalbinizde ümit olur. Sıkıntıdan kurtulursanız kalbinizde sevinç olur. Bana sordular. Sen nurcu musun? Risale'de nasıl geçiyor hatırladınız mı? Elhamdülillah en küçük efradındanım diye geçiyor ya. Hatırladım. Ben şöyle dedim. Kardeşlerim beni öyle bilirler elhamdülillah. Kardeşlerim beni öyle bilirler elhamdülillah. Başka bir şey. Çabuk okuyorum çünkü buçuk olmadan. Ata binmiş kendini at zanneden gibi. Ata binen kendini at zannederse ne olur? Aynen de öyle de. Bedene ruhu binmiş, bedene ben zannetmesi de böyledir. Güzellikleri gasp edemezsiniz. Güzellikler simanızdan yansır. Ne kadar gizlersen gizle. Başka, başımıza gelenler bilerek veya bilmeyerek kavlen, fiilen, halen ve tavren verdiğimiz mesajlara verilen cevaplardır ki şu Ara suresi 30. ayette şöyle diyor. Meale. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah Celle Celaluhu yine de çoğunu affeder. Peki başka bir ayette yani peygambere de gelmiş ne olacak? 2. surenin 155. ayette şöyle diyor. Meale. Andolsun sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğim. Sabredenlere müjdele. 16. surenin 60. ayetinde meale, eğer Allah Celle Celaluhu insanları zulümleri yüzünden hesaba çekecek olsaydı, yer üstünde hiçbir canlı mahluk bırakmazdı. Son şeyime girdim. Evet, şu kadar bir yer kaldı. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh sormuşlar.
Birisi kötülük yaparsa, tasavvurda kullanmanın dişe vuruşlarına örnek olsun diye yapıyorum. Düşüncelerimizin kıblesine koymak. Bunlar niye girdi buraya diye. Nasıl olur diye. Bir Kur'an'dan bir de Hazreti Ali'den vereyim. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Bak düşüncesini yapmış. Birisi kötülük yaparsa ne yapmak lazım? Siz iyilik yapın. Gene yaparsa yine iyilik yapın. Yani gene yaparsa o zaman ne yapalım? Hazreti Ali baktı ki bu adamlar durmayacak. O kötülük yapmaktan usanmıyor da ben iyilik yapmaktan mı usanacağım? Demiş. Sana bakmıyor bu. Şimdi Kur'an... Ama o Müslüman'dan Müslüman'a mı yoksa yani... Kafire değil. Kafire değil değil mi? Değil. Müslüman'dan Müslüman'dır o kafir. Evet. Birisi derken kardeşim, Kur'an'da kısas varken, tamam mı? Affedim var. İkisi çatışmıyor mu? Gene düşüncede bu. Kısas ise hukuktur ve umumidir ve sistemdir. Birincisi şahsi hukuktur. Yani Hazreti Ali'nin dediği şahsi hukuk.